Merhaba arkadaşlar, hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde piyon oyun sonuna ilişkin bir konu olan mayınlı kareler konusunu ele alacağız. Örnekler üzerinde inceleyeceğiz. İlk örnek karşınızda beyazın da siyahın da ikişer piyonu olduğunu görüyorsunuz. Peki sıra beyazlarda ne oynarsınız? Evet. <laughs> Buradaki ilk tepkiniz belki de Şa 4 olacaktır. Çünkü şah c4 hamlesi ilk bakışta doğru gözüken bir hamle. Şah c4 geldiğinizde hem c5'e saldırıyor hem de piyonunuzu destekliyorsunuz. Fakat c4 karesi mayınlı kare. Beyaz şah için c4 karesi mayınlı karedir. Eğer beyazlar bu mayınlı kareye adım atarsa... ...siyahlar şah b6 yanıtını verir. Hem kendi piyonunu korur hem de beyaz piyona saldırır. Ve işin ilginç tarafı sıra kendisinde olan beyazlar piyonundan uzaklaşmalıdır. Çünkü buna mecburdur. Bu duruma biliyorsunuz hamle sıkışması ya da Almanca bir kelime literatürde kullanılıyor. Zugzwang diyoruz. Siyahlar şah B6 geldikten sonra beyazlar mecburen geriye doğru ilerleyecek ya da şah D5 oynayacak. Ama ne oynar sonrasın piyonunu kaybedecek. Piyonu kazanan siyahlar ise belki piyonunu geçer piyonunu bir tane daha sürebilir. Ama sonrasında şığınına adım adım ilerleyip diğer kanattaki piyonu alarak kazanca ulaşacak. Dolayısıyla beyazlar şah c4 güzel gibi gözüken hamleyi oynamamalı. C4 karesi mayınlı kare. Beyazlar şah c3 hamlesiyle beklemeli. Beklemeli ama siyahlar ne yapmalı? Benzer şekilde siyahlar da b6 karesine adım atmamalı. Çünkü b6 karesi siyah şah için mayınlı kare. Siyahlar b6 karesine adım atar. B5'teki piyona saldırıp kendi piyonunu desteklemeye karar verirse bu sefer de beyazlar benzer şekilde şah C4'e gelir. Kendi piyonunu korur ve C5'e saldırır ve devamında C5 piyonunu alır. Kazanca adım adım yaklaşır. Dolayısıyla siyahlar siyah şah içinde B6 karesi mayınlı karedir. Siyahlar B7'de bekleyecek. Beyazlar B3'te bekleyecek ve iki tarafta bu şekilde bekleme hamleleri yapacağı için konumlarını geliştiremeyecek oyunda 3 konum tekrarı ile beraberlikle sonuçlanacak. Biliyorsunuz satrançta 5 farklı beraberlik türü vardı. Unutanlarınız için satrançta beraberlikler adlı dersimizi tekrar izlemelerini öneriyorum. Sıradaki örneğe geçelim. Sıradaki örnekte de yine mayınlı kareler var. Artık bir önceki örnekten öğrendiğiniz, edindiğiniz bilgi ile beyazlar için D3 karesinin mayınlı olduğunu görebilirsiniz. Eğer beyazlar şahını d3'e oynar ise siyahlar şah e5 yanıtını verecek ve beyazı Zugzwang'da bırakacak. Zugzwang rakibi kötü hamle yapmaya zorlamaktı. Siyahlar istemese de piyonundan kopmak zorunda kalacak ve piyondan koptuktan sonra siyahlar piyonu alacak. Devamında da adım adım galibiyete doğru yürüyecek. Dolayısıyla beyazlar şah d3 mayınlı karesine adım atmamalı. Benzer şekilde siyahlar da şah e5 mayınlı karesine adım atmamalı. Bu oyunda bir önceki örnekte olduğu gibi iki tarafın bekleme hamleleri yaparak 3 konum tekrarı sonucu beraberlikle sonuçlanacak. Üç kez aynı konum oluştuğunda taraflardan birinin doğru talebi ile oyun beraberlikle sonuçlanıyordu. Hatta iki tarafta talep etmezse 5. kez aynı konum oluştuğunda hakem maça müdahale edip beraberlik kararı veriyordu. Sırası gelmişken hatırlatmış olalım. Bir başka örnek karşınızda. Bu da çok ünlü bir örnektir. Kafanız karışmasın diye beyaz piyonun yukarı, siyah piyonun aşağı yönde gittiğini hatırlatmak isterim. Tüm örneklerimizde böyleydi zaten. Beyazlar f5 karesinde, siyahlar b6 karesinde adeta şahlarıyla dans ediyor iki tarafta. Sıra beyazlarda. Beyazlar düşünüyor mayınlı kareye basmamayı, adım atmamayı dikkate alıyor ve şah e6 oynamıyor arkadaşlar. Şah e6 mayınlı karedir. Beyaz aşağı e6'ya adım atar ve kazanacağını düşünüyor düşünürse şah c5 hamlesinden sonra bırakın kazanmayı oyunu beraberliğe bile götüremez kaybeder. Çünkü şah c5 geldiğinde siyatlar siyahlar kendi piyonunu koruyup d5 piyonuna saldırıyor ve siyahlar beyazlar zugzulankta kötü hamle yapmak zorunda Nereye giderse gitsin şah d alacak. Ve beyaz şaha opozisyonu vermeyerek piyonunu güvenli bir şekilde terfi karesine ulaştıracak. Opozisyon bilgisini bilgisini unuttuysanız onun da dersini işledik. Bir önceki derslerden opozisyon dersine lütfen bakınız. Peki öğretmenim bu oyunda beyazlara kazanç var mı? Var. Çok ilginçtir ki beyazlar şah f6 ile arkadan dolanmayı amaçlıyor. Çünkü şunu görüyor ki siyahlar piyona yaklaşamaz. Çünkü siyah şah içinde C5 karesi mayınlı kare. Şah C5'e gelirse beyaz aşağı E6 gelecek. Ve bu sefer biraz öncekinde olduğu gibi siyah şah zugzuvanı takılacak. Siyah şah piyonundan uzaklaşmak zorunda. Beyazlar piyonu alacak. Ve sonrasında piyonun terfi karesine güvenli bir şekilde ulaştıracak. Siyahlar dirençli oynamak adına şah B5 oynuyor. Fakat beyazlar çok akılcı bir yol izliyor. Önce şah e7 geliyor piyona saldırıyor ki saldırıyor ki siyatlar mecburen mayınlı kare olan c5'e gelsin ve piyonunu korusun. Ama mayına bastığı için şah e6'dan sonra biraz önce konuştuğumuz konu oluyor. Şah d6'yı alacak ve devamında piyonu terfi karesine götürecek. Son örneğimiz biraz daha karmaşık. Ama mayınlı kareleri e, ile ilgili fikir sahibi olduğunuz için bence çabucak. Hangi, beyaz için hangi kare, siyah için hangi kare mayınlı diye tespit edebilirsiniz. Zaten oyun sonlarında şematik düşünce yöntemi kullanılır. Yani hangi taş hangi karede olmalı ve buna karşılık rakip hangi konuma ulaşırsa sorun çıkar veya çıkmaz diye düşünmeniz gerekiyor. Bu konumda sıra siyahlarda ve siyahlar şahı ile B7 karesinde bekliyor. Düşündüğünüz gibi beyazlar fazla olan piyonu ile geçer piyonu ile A dikinden kolayca ilerleyemez. Çünkü Şah A5 gelse bile siyahlar Şah A7 ve Şah B7 karelerinde bekleme yaparak beyaz Şah'a ve piyona geçit vermez. Dolayısıyla beyazların bu çabası sonuçsuz kalacaktır. Bu yüzden beyazlar burada başka bir şey düşünüyor. Düşüncesi de şu. Diğer tarafa dolanıp D6 karesine ulaşırsam piyonu ele geçiririm diyor arkadaşlar. Fakat bu düşüncesi bakın nasıl dikkat gerektiriyor. Beyazlar şah B4 hemen gelirse siyahlar şah A6 gelecek. Beyazlar hemen şah C4 gelirse siyahlar şah A5 gelecek. Beyazlar hemen şah D4 gelirse amacını bu şekilde uygularsa işte burası mayınlı kareydi. Beyazlar şah B5 oynayarak oyunu beraberliğe taşıyabilir. Çünkü mayınlı kareye bastı. Beyazlar piyonundan ayrılırsa piyonu kaybeder. Bu piyonu kaybetmemek için A piyonunu feda etmeli ama bu da sonuçsuz kalacak. Şah A4'ü alacak. Şah E5'e geldiğinde şah B4 gelecek. Biraz önceki örnekteki gibi. Ve piyona saldıracak. Şah D6 geldiğinde de bu sefer mayınlı kare burası oldu. Şah B5'ten sonra piyonu siyahlar kazanacak ve oyunu da bırakın. Beyaz'ın kazanmasını siyahlar kazanıyor. İnanılmaz. Her zaman dikkat olmak gerekiyor. Önde olmak sizi oyunu kazandırmayı garantilemez. Dikkatli hamleler yapmanız gerekiyor. Beyazlar çok zekice bir yol düşünüyor. Diyor ki, madem Şatle 4 mayınlı kare, ben bu Şatle dörde e, e, dokunmadan, o kareye girmeden arkadan dolanmam lazım diyor. Fakat bu arkadan dolanma zamanı çoğaltıyor. Yani daha fazla hamle istiyor. Dolayısıyla benim hamle kazanmam gerek diyor ve burada minik bir manevra yapıyor. Beyazlar şahını önce B3'e geliyor. Bunun nedeni ise şu. Siyahlar şah A6 gelip arkasından beyaz şahı takip etmeye çalışacak. Ama burada şimdi şah B4 gelecek. Yine şah B diye götürtecek. Ve bakın biraz önce buradan yolculuğa başlamıştı. Şimdi rotasına buradan başlayacak ve zaman kazanacak. Harika bir hamle kazancı oldu. Şimdi şah C4. Şah A6. Şimdi D4'e basamayız. Şah B5 var. Mayınlı kare. Mayınlı karenin etrafından dolaşıyor beyazlar. Şah D3. Şah B5 işe yaramaz. Şah B5 gelirseniz. Şah D4 gelecek. Siz A4'e yöneldiğiniz zaman da beyazlar Şah e 5ten D6'ya yönelecek. Şah A5 biraz daha dirençli. Şah E4'e artık Şah A4 gitmesi işe yaramaz. Çünkü Şah E5, Şah D6 çok hızlı gelir. Burada Şah B5 gelmiş. Şah B5 gelince şimdi şah D4 gelecek. Çünkü siyah şah için mayınlı kare burası. Artık ayrılmak zorunda. Şah E5 gidiyor. Şah A3'ü alıyor. Ama şah D6'dan sonra siyahlar C6 piyonunu koruyamıyor. Şah da uzakta kaldı. Oyunu beyazlar bu şekilde kazanıyor. Evet piyonun vezir çıkmasını siyah şah engelleyemez. Gördüğünüz gibi mayınlı kareler konusu piyon oyun sonlarında gerekli olabilecek bir konu çok sık çıkmasa da ne zaman hangi önemli maçta hangi konumda çıkacağı belli olmaz. Bu bilgileri oyun, oyunlarımızda çıkar diye çıkaracak gözüyle bakmamız gerekmiyor. Bu örnekler bir hamlenin değerini, bir karenin değerini veya bir karenin nasıl da yasaklı bir kare, mayınlı bir kare olabileceğini bize gösteriyor. Bu tür incelemeler sizin bakış açınızı olgunlaştırır derinleştirir. Bu da satranç için çok önemlidir. Bu dersimiz böyleydi. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.